İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 10 Aralık Pazar. Saat 6.30-7 civarı Sargoz Avı'na geldik. Neredeyiz? Sahil restoranın 50 metre ilerisinde küçük bir burun var. Sürekli geldiğim bir yer. Şu an orada Sargoz avlayacağız Suat abiyle. Deniz bayağı dalgalı, hareketli arkadaşlar. Bir aydır hava şartları keval avına müsaade etmiyor. Bugün dedik akşam bir değişiklik olsun dedik. Sargoz avına gelelim dedik. Takımları açtım. ...65 gram fosforlu şamandır arkadaşlar. Altında 1,5 kulaça yakın, yani 1,5 metreye yakın bir köstek. Hemen altında 3 numara çapraz iğne. İğnemiz Juvela marka. Ana beden misinamız 0,35 arkadaşlar. Deniz bayağı hareketli, bulanık. Bugün dere ağzının oradan geçtim, köprünün üstünden. Bayağı çamur akıyordu denize. İyi sargoz yapması lazım, iyi balık yapması lazım bugün. Kısmetle nasip de varsa bakalım. Özledik bir aydır. Oltatamıyorduk. Akşam 200 saat burada bir kaçamak yapacağız, kafa dağıtacağız. Birazdan hava başlıyor arkadaşlar. İnşallah güzel bir av yaparız. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Hava başlıyor. Arkadaşlar yemimiz kargı mitiye. Aklınızda bulunsun. Taze yem kullanın. Bu şekilde. Şu kabını çıkardan sonra şu şekilde arkadaşlar. Sıyırarak kabından ayırabilirsiniz içindeki midyeyi. Olay bu. Olay bu arkadaşlar. Şimdi şu boyu, şu boyu da koparın. Bıçakla kesebilirsiniz. Makasla kesebilirsiniz. İstediğiniz şeyle kesin arkadaşlar. Yemimiz bu. Hemen yerimize takalım. Ben dikiş atarak şey yapıyorum arkadaşlar, takıyorum iğneye. Diğer türlü kargı midye biraz kaygan olduğu için kayıp iğneden çıkabiliyor. İsterseniz yemi bir de sarabilirsiniz. Yemi pire daha sağlam olur. Çıkmaz. Şu şekilde. Olay var arkadaşlar. Hemen atışımızı yapalım. Avımıza başlayalım. Gracias. Arkadaşlar aldım. İyi basıyor. Gel paşa gel. Güzel basıyor. Bir yandan dalga. Hoppa. Ve takoz aldık. Tabak bunlar, tabak. Tosun Paşa'yı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle boy gösterelim.
Güzel bir parçallık. 10 numara. Altta usulü olan herkese rast gelsin. Bereketli olsun inşallah. İlk atışta ilk balımızı aldık arkadaşlar. Şimdi yemimizi takıyoruz. Yine dikiş atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Yemimi hafif uzun bırakırsanız şöyle. Bu şekilde. Şimdi ikinci atışımızı yapalım. Ağımıza devam edelim. Arkadaşlar ava devam ediyoruz. Aklınıza bulunsun. Yemi bir sararsanız balığın yem alması biraz daha zorlaşır. Şimdi çantaya baktım, ben yemini bulamadım. Ya bitti diye hatırlıyorum ama. Çünkü vuruyor balık. Küçük balık yutamıyor iğneyi. Zaten iri balık olduğum direkt komple yuttuğu için ufak bir tasmalama hareketiyle balığı alırsınız arkadaşlar. Bu avlama yönteminde şamandıra altı 1,5 metre iki istek, uzuna 2 numara 3 numara iğne takarsanız 1 numara da olur. Lagosta yakalarsınız. Tabi yeminizin kalitesine bağlı. Yengeç olursa, kargı midye olursa ya da sardalya olursa, lagos, levrek, sargos, merada varsa çupra, bu tür balıkları bu yöntemle avlayabilirsiniz arkadaşlar. Ana beden misinam 0.35 0.30 olabilir. Top altı köstek de 0.25 arkadaşlar. Şamandıra altı niye ince kullanıyorum ana bedenden? Olur ya, yine takıldı, çekerken kop ve takım kalmasın diye ana beden misinasından ince olursa ince misina kopar arkadaşlar, kalı misina kopmaz. İnce misina kopacağı için şamandıranızı kurtarabilirsiniz. Ağa devam ediyoruz, yemimiz duruyor. Deniz bir aydır bozuk. Geçen hafta sonu biraz iyiydi ama hiç kefal yapmadı. Haberleri geldi bana. Ben de gidemedim zaten avlanmaya. Her zaman fırsat bulamıyoruz maalesef. Arkadaşlar merayı değiştirdik. Kefal av yaptığım yere geldim. Burada çok kararlı bölge olduğu için. Küçük balık çok ufak ufak vuruyorlar. Hayvan yutamıyor. Bir de buraya diyelim bakalım. Yer değiştirmek her zaman iyidir. Bakalım nasipte kısmete ne var göreceğiz. Aldım bıraktı ya. Aldım bıraktı arkadaşlar şimdi. Üç kağıtçı bunlar ya.
Ama devam ediyoruz arkadaşlar. İlk atışta bir tane takoz aldık. Avda arkası gelmedi maalesef. Saat 8.30 civarı. Mücadeleye devam ediyoruz dostlar. Günaydın dostlar. Bugün 16 Aralık Cumartesi. Yine balığa geldik hasta hasta. Biraz üşütmüşüm. Sesim o yüzden biraz anlaşılmayabilir. Kusura bakmayın. Evet, kapalı bir hava var bugün. Deniz hafif dalgalı. Kefal barlar yapmıyor arkadaşlar. Bu barlar tadı yok. O yüzden geçen bir sarhoz avına gittim. Onunla bu videonun devamını ekleyeceğim. Bir tane iyi bir sargoz aldım. Gerisi gelmedi. Havada soğuk artık, pek durulmuyor. Şöyle çekeyim etrafı. Sabah 7.30 civarı, çok güzel, sessiz, sakin. Birazdan hava başlayacağız arkadaşlar. Merayı yemleyeceğiz. Bayat ekmek atacağız. Bakalım kısmetimizi arayacağız. Canlı yakalarsak bırakma yapacağız. Kısmet nasip. Herkese rast gelsin diyorum. Birazdan hava başlıyor arkadaşlar. Su ataballı arkadaşlar. Yanıma geldi, oltasını getirmemiş. Al dedim avlan. Tam yemlik bir kefal aldık. Sen istediğin boyca. Aynen abi, şimdi bunu canlı atalım. Kefal yok, zar zor tuttuk. Olduğu kadar. Hemen bunu canlı atalım. Bayağı uğraştık ama Suat abi. Evet. Kefal olmasa da bir şekilde arkadaşlar, ekmek atarak hayvanları toplamaya çalışıyoruz. Olay bu. Tam yemlik. 10 numara bir boy. Hemen atıyoruz bunu arkadaşlar şimdi. Hemen takımızı açalım arkadaşlar. Deniz hafif hareketli, dalgalı. Aslında levrek iyi yapması lazım denizde. Bakalım kısmet ne varsa zaten alırız arkadaşlar. Takımımızı açtık. Kefalimizi takalım. Arkadaşlar hemen kuyruk yüzgecinin arkasından geçirin iğneyi. Dikkat edin, balık çırpınırsa elinize batabilir yine. Bu şekilde. Fazla derinden değil. Fazla derinden batırırsanız balık ölebilir. Kolay bu arkadaşlar. Hemen atalım balığımızı.
Çok uzağa atmanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen ölmeden hemen atalım. Hop. Gayet güzel attık. Hadi bakalım rast gelsin. Hafif kalamanızı açın arkadaşlar. Olay bu. Gracias. Canlımızı attık. Sağ taraftan gidiyoruz. Bayağı tekmek aldık arkadaşlar bankları gibi toplamak için. Yok kefal yok çünkü. 1,5 saatte bir tane balık ancak alabildik. İnşallah bir avcı gelirse alacağız bakalım. Fuat abim aldın dedi. Ne geliyor acaba bakalım. Güzel bir kefal daha geldi. İşte bayrak ekmek atmanın avantajları bunlar abi. Evet. Bunu da atalım canlı. Eline sağlık abi. Arkadaşlar şimdi bunu da canlı atacağız. Bırakma yapacağız. Kedicik. Diğer takım çeliteli bağladım arkadaşlar. Kopana falan saldırır diye. Geçen günkü can gibi kefale kopana saldırdı. Hayvanı jilet gibi kesti, ikiye böldü. İkiler takım yapacağım şimdi arkadaşlar. İkinci bağımıza taktık arkadaşlar. Kedi. Rahat bırakır mısın beni kedi? Bunlar benim başımın tatlı belaları. Hadi yürü. Pişt, pişt, yürü. Yürü. Hemen ikinci anımızı da atıyoruz dostlar. Fazla uzağa sallamanıza gerek yok. Avcı balık kıyıda olur zaten. Hadi bakalım rast gelsin. Hop. Harika düştü. Bu iş bu kadar. Hemen kalamamızı ayarlayalım. Tatlı sert yapın. Biz mücadelemizi veriyoruz arkadaşlar. Gerisi artık kısmetimize nasip edecek olan bir şey. Bakacağız. Olay bu. Deniz iyice hareketlemeye başladı. Hadi bakalım rast gelsin. Arkadaşlar deniz bayağı bozdu. Takımlar topladık. Herhangi bir vuruş falan almadık. Kısmet bu işler.
Aslında pek de zamanımız yok. Bekleyemiyoruz akşam saat 4, 5, 6'ya kadar akşam suyuna beklesek aslında bir şeyler olur da. Biraz hastayız. Bugün de bu kadar dedik. En azından pasımızı attık. Bir de balığa gelemiyorduk. İyi oldu. İleride teleskobik kamışlarla avlanıyorlar. Sokar herhalde avlıyorlar. Sokar, sargoz. Küçük balıklar almıyorlar inşallah. Küçük balık alınmaz çünkü balık bayağı azaldı denizlerimizde. Bilinçli avlanmak çok önemli. İşte herkes maalesef vicdan limitlerine uymuyor. Yani biz gördüğümüz zaman uyarıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki hafta görüşürüz arkadaşlar. Bu haftalık bu şekilde avlandık. Pek verimli avlamadı ama iyi oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.